Galatasaray bölümünü bitirmeden önce kahvemi aldım. Sevgili Serhan'ı da konuk aldık mı? Biraz sohbet ettik mi? Tamamdır bu iş. Serhan günaydın. Nereye geçeyim? Şöyle geçeyim değil mi yönetmenim? Günaydın. Şey olur ya, misafirler gelir ya. Lütfen şöyle otur. Sen şöyle geç Serhan. Sen böyle geç. Rahat ben et. Geçtim, ben böyle geçtim. Nasılsın? Oo, Sinli'desin. Teşekkür ederim. Ürgüp'teyim ben şu an. Ürgüp mü? Aa, Sinli zannettim. Evet. Milli takım maçında zannettim seni ben. Ürgüp'te ne yapıyorsun? Yok. Gidemedim. Burada ultra trail yarışması vardı. 35 Vay kilometrelik arkadaş bir koşu ya. Vardı. Bu hayatı yemin ediyorum muhabirler yaşıyor değerli izleyenler. Yorumcular yaşıyor, muhabirler yaşıyor. Ya nasıl hava? Güzel mi? Çok güzel, çok güzel. Yani şu an peri bacaları, bir de balon turu da yaptık burada. Bir de 5 kilometrelik bir koşu parkur vardı. Orada da yürüyüş yaptık. Güzel bir etkinlikti burada. Hem Türkiye'yi tanımak, hem Nevşehir'i tanımak, Kapadokya'yı tanımak, Ürgüp'ü tanıtmak açısından güzel bir etkinliğe biz de misafir olduk. Ya ben çok severim. Benim babam Nevşehir doğumlu. O yüzden Nevşehir'i ayrıca severim. Hemşeriyiz. Öyle mi? Sen nerelisin? Ben de Kırşehirliyim. Aa, yakınmışız, yakınmışız. Çocukluğum evet, yani gerçekten orada geçti. Bir de tam bu mevsimler oranın mevsimleri. Ben bir bahar ayında bir de sonbahar ayında çok seviyorum Serhan. Biraz yağmurlu şu an çok güzel yani, biraz yağmurlu bugün, biraz yağmurlu ama dün gerçekten güzeldi. Hem tişörtle dolaştık ama akşamları da üşüdük ama hı-hı, çok güzel bir hava da var. Hem güzel bir etkinlik var. Bütün herkes burada, turistler, yerli ve yabancı turistlerin hepsinin akın ettiği bir yer haline gelmiş. Hı-hı. Bundan dolayı da yerel yöneticileri tebrik ederim ben. Süper. Peki Galatasaray'ı biz konuştuk. Daha doğrusu izleyicilerimize haberleri paylaştık. Galatasaray'da durumlar güzel bence. Keyifler yerinde. Beşiktaş maçına hazırlanıyorlardır diye düşünüyorum. Evet. Aslında Galatasaray yönetim ve futbol açısından iyi günler yaşıyor. Bunda alınan galibiyetler ve alınan şampiyonluk çok büyük etki etti. Bundan dolayı da kasa dolmaya başladı. Biliyorsun Dursun Özbek seçim zamanında elinde bir cüzdanla poz veriyordu. Bu cüzdanın içi dolu diyordu. Şimdi cüzdanın içi taşmaya başladı. Bunda da yönetimsel olarak güzel işler yaptığını görebiliyoruz Galatasaray'ın. Hı hı. Bundan dolayı da mali olarak tabii ki ibra oldu. Şunu da söylemek lazım, çok önemli bir detay. 1 milyar 85 milyonluk bir kredi çektiler Flori arazisi satın almak için. 1 milyar 85 milyonluk krediyi 18 aylık çektiler. 6 ayda ödediler. Bunda emeği geçen Dursun Başkan, emeği geçen aslında çok önemli bir isim. Bütün kapı kapı dolaşıp bütün Galatasaraylara buradaki araziyi, Mecidiyeköy'deki daireleri satan ikinci başkan Metin Öztürk ve Erden Timur'un da hakkını vermek lazım. Güzel işler oluyor yönetimsel açısından. Kulüp açısından da zaten Galatasaray önüne geleni yeniyor. Önemli olan Avrupa'da çok iyi işler yapıyor. Seninle beraber gittiğimiz Manchester zaferi de var burada. Aha. Biliyorsun biraz önce de sen de yayında söyledin, 2000 Galatasaraylı diyorlar. Aslında daha fazla Galatasaraylı vardı. Satmasalardı, satınca da bizim işlerde alıyorlar. Ben böyle bir yorum yani yapamadım Serhan ama sen direkt içimden geçeni söyledin yani. Ben yani salon çizgimi yani bozamadım maalesef. Bozmak lazım yani. Yani sonuçta bir malın alıcısı varsa ve bu mal da satılıyorsa bu saatten sonra konuşmanın anlamı yok. Oturup Galatasaray'ın galibiyetini bence konuşmak daha mantıklı olur. Galatasaray Süper Kupa ile ilgili ne düşünüyor? Sen ne düşünüyorsun? Şimdi aslında benim kendi şahsi düşünceme gelirsek biliyorsun Cumhuriyet'i 100. yılda bir kupa. Çok önemli bir kupa. Bu kupada şu olması lazım benim şahsi düşüncem. Ankara'da olması benim temennim. Çünkü atanın huzuruna çıkılması lazım kupadan sonra. Biliyorsun Ankara bizim yönetildiğimiz yer, başkentimiz. Bundan dolayı değerli bir yer. Çok önemli bir yer. Benim şahsi düşüncem Ankara. Ama diğer tarafa bakarsak da kulüplerde şöyle bir durum söz konusu. Bu yılın sonu yani Aralık'ın sonuna doğru gerçekleşecek bir takvim var. Bu takvime çok fazla sıcak bakmıyorlar. Çünkü derbi maçından sonraki biraz önce sana bağlanmadan önce Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarına yer verdim. Bugün gazetelerde de yer alıyordu. Yani bunları kulüpler istedi diyor. Kulüpler şimdi şöyle bir şey biliyorsun yabancılar için bu Christmas dedikleri bir durum var. Sen de çok iyi biliyorsun. Hı hı. Bu Christmas döneminde herkes ailesinin yanında olmak istiyor yabancı futbolcular. Sen bu futbolcuları götürüp de Süper Kupa maçı için Arabistan'a götürüp etkinliği yaparsan otomatikman... Ya ben de bunu anlamıyorum Serhan ya. Mutsuz bir hava olacak. Yani
Evet, elbette aile, öncelikle aile, hepimiz için öyle. Fakat yani her mesleğin bir son kullanma tarihi var ya. Hayatın, ömrün boyunca bunu 30 yıl yapamayacaksın, 40 yıl yapamayacaksın. Profesyonel, ya bu seviyedeki futbolculuk kariyerin, basketbolculuk kariyerin, sporculuk kariyerin yani 3 aşağı 5 yukarı 10 yılla sınırlı. Ya bilemiyorum, bilmiyorum. Şu anda belki izleyicilerimiz dinleyebilir ama ya bu profesyonellik dışı geliyor bana. Ya tabii ki yani biz bu pencereden böyle bakıyoruz ama onların penceresinden farklı bakılıyor. Onların oynadığı ve onların baskın olduğu yerde tabii ki sahalarda, sahalarda performans önemli. Mesela bu İngiltere olduğunda o günlere işte double günler deniliyor. Tam tersi öyle günlerde mesela oyuncular, öyle günlerde maçlar oluyor. Ya bu çok daha keyifli. Onlar yapınca okey, biz yapınca wow yani gibi. Ya biz... Ya biz işin şu tarafındayız, işte kamuoyu da bunun baskısını yapıyor. Suudi Arabistan'da neden oynanıyor, baskısı oluyor. Suudi Arabistan oynamasının sebeplerinden bir tanesi de gelir, kulüplere çok büyük gelir elde edilmesi konuşuluyor. Ben de şöyle düşünüyorum, eğer bu karşılaşma bence kesinlikle Ankara'da oynanmalı, orada bir gelir elde edecek bir formül olacaksa burada bir hazırlık karşılaşması olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı götürebilirsin. Trabzon'u götürebilirsin. Diğer takımları götürebilirsin. Böyle bir etkinlik yapabilirsin. Ama çok önemli bir kupa maçını bence Ankara'da oynamak daha yakışır bizim takımlarımıza diye düşünüyorum. Hadi son ben bir yorumu da milli takımla ilgili alayım. Letonya'yı yeniyor muyuz bugün? Bu yüzümüz gülüyor. Farkında mısın? Deniz, yüzümüz gülüyor. Yüzümüz gülüyor. Yani. Net. Ya, uzun gün uzun zamanlardan sonra yüzümüz gülüyor yani en azından takımımız daha çok istekli, takımımız daha çok arzulu ve sahada da bunu en iyi şekilde yapıyor. Artık yendiğimizde olay bitiyor ve böyle bakmak lazım. Olay bitti zaten. Ondan sonra şimdi herkes şeyi konuşacak. Diyecek ki işte Kuntz olsaydı, Kuntz oradan konuşacak. Ya ben olsaydım ben de yapardım. Yapamazdın kardeşim. Yapsaydın zaten şu ana kadar yapacağını gösterirdin. Ama ben Montella'yla yeni bir başlangıcın iyi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Aşı'nın Hırvatistan karşılaşmasında zorlu karşılaşmada tutmasıyla beraber artık gönlümüz, kalbimiz, milli takımımızla beraber Montella Hoca'ya güveniyoruz. Şu olasılıklarla gitmeyelim değil mi Serhan artık ya? Yani biraz ya önce izleyicilerimize ya haberi verirken de hani eğer olmazsa diye bir haber verdim. İnan bana böyle gönülsüz, yarım ağızlı verdim yani. Artık böyle akıp gitsin istiyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ben Galler karşılaşmasında olacağım, deplasmanda olacağım milli takımımızın. O Galler maçında böyle oturayım, elime çayımı alayım, statta ayak ayak üstüne atayım, rahat bir şekilde bak maç ya izleyeyim. Yaşıyorsun bu hayatı Serhan. Bu hayatı sen yaşıyorsun. Sen de yaşıyorsun, sen de yaşıyorsun. Çok teşekkür ederim. Güzel bir pazar diliyorum sana. Ben de teşekkür ederim. İyi pazarlar dilerim. Yine bir deplasmanda görüşmek üzere. Tabii ki seve seve bekliyoruz. Görüşürüz. İyi pazarlar. Kolay gelsin. Teşekkürler.